Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim ve çok güzel bir iple geldim arkadaşlar. Bakın, çok tatlı bir ipimiz var. Ben 3,5 numaralı şişle çalışacağım çünkü ipimi 2 kat kullanacağım arkadaşlar. Alize, bakın, ince. Alize'yi normalde 2,5'la örüyorum fakat 2 katlı çalışacağım için 3,5'la yapacağım arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. İlmeklerim 3 ve katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek de kenarlar için atacağız. 3, 6, 9 diye devam ediyor arkadaşlar. Ben bir miktar ilmek atacağım. 2 ilmek de kenarlar için atacağız. Şöyle zaten ilmek atmayı şöyle her videomda atıyorum arkadaşlar. O yüzden hızlı yapıyorum. Şöyle bakın 1 2 3 bir model 3 bir model 3 3 3 3 3 diye ayırıyoruz. 3 ilmek daha atıyorum. Ve 2 ilmek de 1 2 ilmek de kenarlar için atacağım. Sağ ve sol için. Evet. Benim için bu kadar ilmek yeterli olacak. Şöyle bakın. Şişimi çıkarıyorum ve yapımına geçiyorum arkadaşlar. Direkt modeli uygulamaya geçeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sizler lastik üzerine yaparsınız arkadaşlar. Lastik ördükten sonra direkt modelimizi bu şekilde uygulamaya geçeceğiz. Bir tane düz. Bakın, bir düz. Bakın kenar ilmeğimi ördüm, bir düz. Burada iki ilmeğimi şöyle dışa doğru ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir doladım. Bir 2 3 ilmek düz. Bir doladım. Yine buradan 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum şöyle. Dışa doğru bakın. Sonrasında 1 2 ve 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Bir doladım. Bir düz 2 3 ilmek düz. Bir doladım. Yine buradan 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. 3 ilmeğimi beraber bakın 1 2 ve yanındaki 3 ilmeğimi beraber örüyorum düz olarak. Bir doladım. Bir düz 2 düz 3 ilmek düz. Bir doladım. Buradan yine 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. 2 ve 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir doladım. Bir düz. 2 3 ilmek düz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. 2 3 kenar yani arka yüzünde tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Arka yüzünde işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerim ters. Bakın. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Aldığımız ilmekleri de ters. Diğer ilmeklerim de ters. Şimdi ön yüzüne geliyorum. Bakın. Şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir düzümle burada iki ilmeğimi beraber örmüştüm. Bir önceki sırada bakın. Şimdi de bu kalan iki ilmeğimi beraber yerlerini değiştiriyorum ve düz olarak
örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir doladım. Burada şimdi 5 tane ilmeğimiz var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu 2 ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum. Bakın bir düz. 2. Buradaki 2 ilmeğimin de yerlerini değiştiriyorum. İkisini beraber örüyorum. Bakın şöyle. Buradaki ilmeğimizi 3'e düşürdük yani. 5 ilmekti. 3 ilmek yaptık. Bir doladım. Bir tane düz örüyorum bakın burada. Bir doladım. Yine burada aynı işlemi yapıyorum. Sola doğru 2 ilmeğimi beraber örüyoruz. Bir düz. Buradaki 2 ilmeğimi de sağa doğru yönlerini değiştirip örüyorum. Bakın. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. 2 ilmeği sola doğru ördüm. Bir düz. Buradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. İkisini beraber örüyorum. Bakın. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doladım. 2. Bir düz. Buradaki 2 ilmeğimi yine yerlerini değiştiriyorum. Sola doğru örmüş oluyorum arkadaşlar. Burada 3 ilmeğimiz oluyor. Bir doladım. Bir düz, bir doladım. Bakın burada yine sola doğru 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir düz, kenar ilmeğimi de örüyorum. Yani bu kenarlarda yarım model yapıyoruz. Burada da yine yarım model oluyor bakın. Modelimizin arka yüzündeyiz. Tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters. Evet arkadaşlar, bakın ön yüzüne geldik modelimizin. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir düz, 2, burada 3 tane düzümüz oldu bakın. Bir doluyorum. Bakın burada 1, 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. 3 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Ortadaki ilmeği başa alıyorum. Ve 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın şöyle. Bir doladım. Bir düz. 2. 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yine burada 2 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Ve 3 ilmeğimi toplamda örüyorum düz olarak. Bakın. Bir doladım. Bir düz. 2 düz. 3 ilmek düz. Bir doladım. Ortadaki ilmeğimi kenara alıyorum. Ve 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir doladım. 1. 2. 3. Bir doladım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz sıra sonuna kadar arkadaşlar. Bir doluyorum. Bakın 3 ilmeğimi beraber ördükten sonra bir doladım. Bir düz, 2, 3 ilmek düz. Bir doladım. Bakın burada 3 ilmeğimiz var. 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum. Burada da yine 3 ilmeğimiz vardı bakın. Evet arkadaşlar, burası lastik yapıldığı zaman daha net belli oluyor. Şu an lastik olmadığı için şuradaki modelimiz yarım gibi görünüyor. Şimdi devam edelim. İkinci modelin kurulumunu da yani şöyle yaptık arkadaşlar. Şuradaki üçlü modelimizi, ilmeğimizi buraya geçirdik. Bakın şuraya 3 ilmek açtık. Burada 3'ünü beraber kapatmıştık. Onu da buraya 3'ünü beraber kapattık. Yani modelimizi kaydırmış olduk. Şimdi arka yüzünü ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Tüm ilmeklerimiz ters arkadaşlar arka yüzünde.
hiçbir işlem yapmıyoruz. Arkasını örüp geliyorum. Ön yüzüne geldim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın şimdi burada bir düz ördüm. Bakın bir ilmeğimi düz örüyorum. Burada bir ilmeğim ve yanındaki bakın aldığım ilmeği ikisini beraber yerlerini değiştiriyorum. Şöyle. Düz olarak örüyorum ikisini beraber. Bir doladım. Bakın burada bir tane düzümüz var. Bir düz. Bir doladım. Bir düz. Bakın burada şöyle bir doladığım ilmek. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Bir de yine doladığım ilmek. Yani toplamda 5 ilmek var arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Bir doladık. Bu 2 ilmeği beraber sola doğru beraber örüyorum. Bir düz. Buradaki 2 ilmeğimin de yerlerini değiştirip sağa doğru örmüş oluyorum arkadaşlar. Yani burada şimdi 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın. Bir doluyorum. Bir düz. Bir doluyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bir düz. İki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Ve beraber örüyorum. Bakın toplamda 3 ilmeğim kaldı. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın burada 3 ilmeğimi ördüm. Bir doluyorum. Buradan 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Sola doğru. Çünkü burası şu yaptığımız yer arkadaşlar. Bakın şurası. Bakın. Bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor. Şimdi arka yüzünü tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Arka yüzünde işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Gerçekten kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yelek örebilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek yelekleri örebilirsiniz. Yine alize iple çeyizlik yelekler örebilirsiniz. Bakın ön yüzüne geldik. Çok hoş duran bir model. Şöyle. Tabii ki lastik üzerine daha güzel yakışıyor arkadaşlar. Ben lastik örmediğim için böyle duruyor ama yine de çok hoş bir model. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da beraber yapalım sizlerle. Sonrasında videoyu sonlandıracağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada 2 ilmeğimi beraber yerlerini değiştirip dışa doğru örüyorum. Bakın. Düz olarak ördüm. Bir doladım. Bakın şimdi. Buradaki 3-2 bir tane ilmeğimiz var. Bakın ortada. Biz şu uyguladığımız sırayı burada yine tekrarlayacağız. Bir doladım. Bir düz, iki düz, üç ilmek düz ördüm bakın. Şimdi burada üç tane ilmeğimiz var. Bir doluyorum ve bu iki ilmeği yerlerini değiştiriyorum. Ortadaki ilmeğimi başa alıp üç ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Bir doladım, bir düz, iki düz ve üç düz. Bir doladım. Burada yine aynı işlemi yapıyorum. Yani modelimizi şu an kurduk arkadaşlar. Ve ilk başta başladığımız gibi bakın. Yani şurayı buraya getiriyoruz. Bakın. Burayı da şu ilk sırada yaptığımızı da buraya getirdik. Bakın 3 ilmeğimi ördüm. 1 doladım. 1, 2, 3. 1 doladım. 2 ilmeğimin yerlerini değiştirip üçünü beraber örüyorum. 3 ilmeğimi beraber örüyorum arkadaşlar. Bakın. Bir doladım.
1, 2 ve 3 ilmek beraber ördüm düz olarak. Bir doladım. Burada da aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğimi beraber ördüm. Bir doladım. Burada yine şöyle 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar, burada şöyle burada yarım model yaptık. Bakın ilk başta başladığımız gibi burayı da yine aynı şekilde yarım model yaptık. Diğerleri tam model oldu. Bakın. Evet arkadaşlar, bakın ben pembe iple çalıştım daha önceden. Çok hoş ve güzel bir model oldu. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle daha net görebilmeniz için şöyle açıyorum arkadaşlar. Ama çok hoş bir model. Gerçekten alize iple de yakışacağını, yelek modellerine yakışacağını düşündüğüm bir model. Şöyle bakın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar, lastik üzerine böyle oldu. Çok güzel. Bakın şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar. Her iki renkte çok güzel oldu bence.